Dostlar, hepiniz yan serimiz olan Sıfırdan Asas serisine tekrardan hoş geldiniz. Hemen ufak bir konuya gireyim, sonra karakterimizi oluşturalım. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ben bunu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum ama 29 Ekim'de olmayacağı kesin. Lakin bugün 29 Ekim, o yüzden pas geçmeyelim, hatırlatalım ve unutmayalım. Bir ikincisi, serimiz de hayırlı olur inşallah. Elite serisini Twitch'e, aynı şekilde Twitch'ten kesitleri de YouTube'a atmaya devam edeceğim. Lakin güzel kesitler olarak yapacağım onu. Gerek upgrade olur, gerek kutu kırma olur. Ufak tefek PK kesitleri olur. Biliyorum onu sevenler de var. Ama yandan da Sıfırdan serisi yapacağım. Buna başlamak ve bunu devam ettirmek büyük bir emek istiyor. Ama artık zamanı geldi. Sanırım olmadı. Yani denedim. Pek bunun kadar keyifli olmadı. Evet, haklısınız. Ben elimden geleni deneyeceğim ama. Umarım destekleri de esirgemezsiniz diyorum. Ve artık karakterimizi oluşturalım isterseniz. Burası en sevdiğim kısım ya. Neden bilmiyorum, şu kısma geldiğim zaman şu oyunu bir oynama isteği geliyor benim içime. Tabii ki de erkek yapmak istiyorum. Yani kadın karakter biraz daha kötü oluyor şimdi. Okçuya gidiyor ama erkeğe gitmiyor. Birbirimizi kandırmayalım. Tabii ki de dex statları vereceğiz. Şöyle ufak da bir tipimizi ayarlarsak. Tamam, gayet de yakışıklı olduk bence. Hazırız o zaman. Nick kısmı biraz sıkıntı. Benim nick maalesef X3B daha önceden alındığı için Assassin X3B. Nasıl oldu? Magician X3B'miz vardı. Bunu da Assassin X3B olarak yaparız. Ve Crate'i koyduk mu? Fazlasıyla hazırız bence. Ve start'ı veriyorum bakalım. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Sıfırı sıfır olduğumuz için, yani bu kısımda ben hızlı çıkmayı sevmiyorum, biliyorsunuz ki. Her şeyden önce şu arkadaşlar var, hemen onları göstereyim size. Tamam, kızı da kurtaracağız, zaten bu worm kesme. Option'dan şu ikisini tiklerseniz, game option 1'den, bu arkadaşın yardımı çıkmıyor. Ben bunun yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Zaten daha önce birkaç kere daha sıfırdan seri yaptım. Belki bilmeyenler vardır. Çok yabancısı değilim. Az çok Assassin'a da elim yatkındır. Kıvırabileceğime inanıyorum. Birkaç pus kırma, işte Trinay'dı, kanattı falan da, bunları halledelim. Ve hemen Worm kısmına geçelim bakalım. Geçmeden önce de destek için bir beğeni atmayı unutmayın diyor. Ve başlıyoruz. Evet, gerekli işlemleri ben hallettim. Şöyle de bir I Love kıralım. Ekstra X bonus verdiği için bu ihtiyacımız olacak. Başlangıç seviyesinde bizi gayet kurtaracak bir şey. Hemen şu arkadaşı da taktım. 468, 488 HP'miz oldu. Şöyle puslarımı göstereyim. Minevra, defans olarak kırılı. Bir tanesi Roach, bir tanesi de Priestlere hasar arttırıyor. Yani bu seferlik bir farklılık olsun dedim. Lunar Tatlom ve Perim var. Hemen şöyle de size bankamı göstereyim. Bankamda Trinan var. Şurada bir tane atak kanat, bir tane de Tatlom var. Önceden stoklamıştım ben birer tane. Ekstra olarak DC Premium'un verdiği Golden Pickaxe ve bir tane de Pazar SC'miz var. Maalesef ki Magic Bag'i kıramıyoruz. Bunun görevini yapmak lazım, biliyorsunuz ki. Ama artık kendimi tutamıyorum. Çok tatlı, yakışıklı bir şey olduk. Gidip biraz Worm kesmek istiyorum gerçekten. Başlamadan önce gidip ben free buff'larımı almak istiyorum. Bize ekstra HP ve atak olarak geri geliyor. Ayrıyetten beleş CV veriyor. 35 levele kadar devam ediyordu bu galiba. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. 35 levelde de biraz kazı kazan yaparız. Hem kendimize flash kasarız, atarsa belki küçülme keklerini falan dızlarız. Şuradan 4 buff deyip free derseniz hepsini alıyoruz zaten otomatikman. Allah'ım, dilerseniz ilk worm'u birlikte keselim. Çocuğu da kurtarmış olduk bu vesileyle. Şimdi premium'um var diye kendime çok güvenmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki sıfırı sıfırız. Yani burada yapacağımız her hamle gelecekteki senaryoları değiştirecek. O yüzden çok gaza gelmeden burada tatlı tatlı biraz elma kasacağım. Ama inanılmaz bir vakit harcamak doğru değil. Çünkü bizi asıl patlayacak olan şeyler tabii ki etkinlikler olacak başlangıç seviyesinde. Bu arada Asas sıfırdan seri yapmak için bence gayet güzel bir tercih. Priest daha iyi olur mu? Elbette olur ama ben Asas oynamayı sevdiğim ve oynayabildiğim için tabii ki de Asas yapacağım. Siz isterseniz Priest olarak yapabilirsiniz. Her şeyden önce ilk baş pot paramızı çıkartmamız lazım. Oyunun başlangıç seviyelerinde ister istemez pot veriyor. Çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama level arttıkça artık fark ediyorsunuz ki TP olmaya, RPR yapmaya paranız kalmamış. Bu da sizi zorluyor tabii ki. Bazı şeyleri önceden görmek lazım. Ben biraz daha tecrübe sahibi olduğum için 1-2 saat burada yakarız.
Cebimizde en azından bir 100 kağımız falan olur. Belki satabileceğimiz MPR kalkanlar çıkar. Şunların hele Arovlusu çıkarsa bizzat ben kendim kullanırım zaten. Gönlümden ne geçiyor? 24 Arov atması geçiyor. Ama hiçbir şey atmasa bile en kötü ihtimalle elmamı kasarım. Birazcık çer çöp biriktiririz. Ondan sonra görevlere başlarız. Bir de şu arkadaştan Old, işte Scimitar falan var. İsmini söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Old Bow olabilir, işte Old Dagger olabilir. Oyunun başında şöyle yanan itemin olduğu zaman kendini Lord gibi hissediyorsun. En güzel kısmı da o. O yüzden biraz takılacağım ben. Şuradaki Bandicoot boss'unu ve aşağıdaki Worm boss'unu kesinlikle keseceğim. İçinden işime yarar şeyler atabiliyor. Hadi attın mı? He, Old Blade attı. Bu benim işime yaramıyor şu an. Keşke Dagger olanını atsaydı. Hemen elimize takar. Bir piyasa yapardık sizle birlikte ama neyse, bu seferlik nasibimiz değilmiş. İlerleyen kısımlarda da neden burada yarım saatimi, bir saatimi öldürdüğümü çok güzel anlayacaksınız abi. Kaymak gibi yapacağım bu seriyi. Görev itemlerimizi kasıp seri seri levelimizi alacağız. Ben şimdilik devam edeceğim. Ulan Old Woodstep attı ya. Atsaydı keşke. Yalnız burada wormlara tek atmayı özlemişim resmen. Umarım şansımız da bol olur. Birazcık burada elma kastık gibi gözükse de birkaç tane şöyle MP rekitem atsa, 300-500K bile olsa bizim işimize yarayacaktır. Ben şansımı deneyeceğim. Umarım şansımız daim olur da şuradan güzel bir şeyler alabiliriz. Şu arkadaşı da birlikte keselim. Ben burada bir yarım saat öldüreyim. Düş bakayım. Yok, baş attı. 400 coin atıyor bu arada. Bu çok işimize yarayacak. Direkt dümdüz sıfır başladığımız için her coin bizim için önemli. Ben size saati göstereyim. Saatimiz çift 055. Yazalım çift 055. Üstümde zaten coin yok. Kesilmiş mobumuz da yok. Bakalım açivden. 58 tane kesmişiz zaten. Bu miktarlar bir hiç. Siz de biliyorsunuz. Tamam, o zaman ben burada bir ufak mıkırdayım. Gönlümden şuradan Dual Old Dagger'la çıkmak geçiyor ama güzel bir drop olursa da tabii ki sizlere gösteririm. Olmazsa üstüm dolduğunda zaten NPC kısımlarında kısa kısa bilgi geçiyor olacağım size. İşte sağ aşağıdan da görebileceğiniz üzere güzel bir drop olarak adlandırabileceğimiz şu arkadaşı aldık. Gayet de yakışıklı olduk. Atakta da inanılmaz bir artış olacak. Daha fazla dayanamayacağım. Gidip biraz karakteri ok alalım. Yani Z2 yaparız en azından. ZR yaparız eski günlerdeki gibi. Artık MSN Cosp yok biliyorsunuz. Olduğu kadar deneriz. Ne kadar alalım? Benim ne kadar param oldu? 16K param olmuş. Tamam, bir 3111 tane çekelim. En azından ZR yapmaya okumuz olsun. Hazır gelmişken de şunları okutalım madem. Belki 3-5K ederse eder. Çok da fazla para etmeyeceğini biliyorum ama yine de atalım. O 7K verdi. Başlangıç seviyesine göre bence fena değil. Buradaki her coin de benim için değerli şu an. Ben hemen kaldığım yerden devam edeceğim. 55 geçe başlamıştık. Yani 12 dakika olmuş da levelimiz de 8 oldu. Bak bak, direkt tek. Abi çok mükemmel olay ya. ZR yapıyorsun direkt. Çat. Hadi bakalım. Ben şimdi bununla görevleri de hızlı bir şekilde yaparım zaten. Yolumuza bakarız. Lan şunun bir Arovlusunu Marovlusunu atsaydı keşke bari. Umarım Old Dagger'da almak nasip olur. Devam edelim. Az önce nasıl bir dua ettiysem drop'u yine çağırdım abi ya. Şu drop'un güzelliğine bir bakar mısınız? Evet, öyle çok para etmeyecek belki ama başlangıç seviyelerine göre gayet de kurtarır bir şey. Bu benim resmen pot param abi. Belki 1M, belki 1.5M, tam bilemiyorum ama 48 Arrow verdiği için STR Priest arkadaşlarımız bunu kullanıyor. Onların da işine yarar. Ben de nakide çeviririm. Gidip kendime MPR tarzı ya da belki Old Takı tarzı bir şeylere birikim yapabilirim. Bunlardan birkaç tane daha istiyorum. Bir iki tane de Old Bow yerine şöyle Old Dagger atsa çok memnun olacağım ama şansımı denemeye devam. 62 tane de elmamız oldu. Bunlar şu an yeterli değil mi? Evet, yeterli ama ben biraz daha şansımı deneyeceğim. Çünkü saatimiz daha çok erken. Hem de bunlardan güzel Monster Stone atıyordu. Niye atmadı bilmiyorum. Ben en azından bir saati devireceğim burada. Hadi devam edelim bakalım. Ya başka bir şey daha isteseydim keşke ya. Old Dagger'ımı attı abi, şu tipe bakar mısın? Şu an kendimi Lord ilan ediyorum. Kecon Warrior'a bile kafa tutabilirim şu an. Deneyelim. Baksana hasara. Bir de tek dagger ha. Bakayım, hiç çer çöp dagger'ım var mı benim? Yok. Takmaya çer çöp dagger'ım yok. Tamam, bunu da ayıralım. Bunlar satılabilir olanlar. Arrow 48'i göstermiştim zaten. Bir tane Spear 32 attı. Bir tane Spear 24 attı. Ben bunu kullanırım abi. Ben bunu Warrior, Raptor takan arkadaşlara karşı kullanırım bence.
Yani satmayalım bunu, bankada kalsın. Belki benim işime yarayabilir. Keşke Aroğlu'sunu atsaydı. Çünkü bir tane STR vereceğim statlara. Biliyorsunuz ki Asus'un bu kalkanı takması için bir STR vermeniz gerek. Yani bir tane dex'imiz eksik olur. Ama %24 hasar azaltması uygular okçu arkadaşlara, warrior arkadaşlara. Bunlar önemli. O yüzden atmayacağım bunu. Ama şunu, yani 100-200K'ya şansımızı deneriz bence. Üstümüz çok hızlı bir şekilde doldu. Sizinle birlikte bir daha boşaltalım. Yalnız DC Premium'un farkına bir bakar mısınız ya? 72K kasmışız. Evet, bunlar belki 20 coin cart curt ediyor olabilir ama bakın biriktiğinde size gene dönüp dolaşıp pot parası oluyor. Yani şu yumurta arkadaşları da aynı şekil iyi veya kötü kurtarıyor abi. Geçerken keconları da kesmeyi unutmayın. Atarsa cebinize koyarsınız. 3-5K'nın kimseye zararı olmaz. Geçerken Z3 yapacaksın altı üstü. Taş attığında kolun mu yoruldu oldu? Şu arkadaşları da okuttuk mu? 100K'yı geçtik bile. Ya ben bu Arrow kalkanı çıkartamadım ya. Çok denedim ama. Biraz da umutlarım bitmek üzere. Keşke bir tane Arrow atsaydı ya. Tüh, ne oldu paramız? Tamam, 137K oldu. Ben şu buff'ları tekrar tazeleyip kaldığım yerden devam edeceğim. Saatim de 1.5 oldu. Aradan 10 dakika geçmiş, çok da değil. Sonunda ilk Monster Stone'umuzu almayı başardık. Bu arkadaşı hemen şöyle kaldıralım. İlerleyen levellerde ben bunu tabii ki level için kullanacağım. Bu arada levelimiz 16'ya kadar ulaştı. Premium artı Evil çok fark ettiriyor. Yani bu kadar hızlı level almak istemiyordum ben ama olan oldu bir kere. Aslında istediğim şey biliyorsunuz şu arkadaşın Arov'da olanıydı ama wormlar para atmamaya başladı artık. Daha da fazla worm kesmek istemiyorum. Geçerken şu bossları kesiyorum. Belki bir tane daha old dagger atar diye. Aşağı tarafa koşarken de Bloodborne'ları doğrayıp Kejon boss'una gidiyorum. İstediğim şeyi aldım mı? Aldım. Yani burada gene 300-500 bir şey kastık. Bir saat boşa gitmedi. Cebimizde gene 200K para olacak. Bu da bizim ekstramız tabii ki. Ben biraz daha turlayacağım. Birazdan bir saatimiz dolacak. Görevlere başlayıp biraz da level kasacağız sizinle birlikte. Aha, şu boss'u da birlikte keselim o zaman. Çat. Yok, atmadı, tüh. Aslında Kejon slotu da boş. Burada biraz farm denesem. Acaba Kekori atma ihtimali nedir? Belki başlangıç seviyelerinde bir tane Kekori drop'umuz olur. Ama işte burası da Genie ile farmlamak lazım. Ben şimdi 4 saat boyunca burada kalırsam olmazmış gibi geliyor. Bir de Asas'la daha da zor. Nasıl oldu da bu slot şu an boş onu da bilemiyorum ama şansımızı denemeye devam. Bir 7 dakika sonra tekrar görüşelim. Son kez bir NPC'de satış yapıp artık görevlerimize başlayalım. Dostlar, dün tam olarak ne oldu bilmiyorum ama biz 1 saatlik worm farmının sonuna geldik. Tam böyle her şeyi hallettim. İşte NPC'ye satış yapacağım. Artık oyuna saldırı mı oldu yoksa lag problemi mi yaşandı ne oldu bilmiyorum. Habire DC 7 çar sürekli suretle. 4-5 kere DC yedikten sonra ben de Alt F4 atıp çıkmıştım. Bugün tekrar geldim. Ümit'in klanına da girdik. Biliyorsunuz kendisi benim sponsorum zaten. Tatlı bir pelerinimiz de oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum tekrardan. Üstümü boşaltmamıştım. Daha iyi oldu. Sizle birlikte burada boşaltırız. Bu arada 259 tane elmamız oldu. Yani görev yaparken hiçbir acı çekmeyeceğiz. Çatır çatır vereceğiz neyimiz varsa. Ha, alt kısım satılacaklar. Üst kısım NPC'ye. Tamam. Güzel de olmuş. Hatta para da kasmışız bayağı. Şimdi böyle baktığınız zaman 300K gibi duruyor ama aslında bu bizi çok kurtaracak. Ki siz de göreceksiniz. Daha bunun üstüne ben farm ekleyeceğim. Tabii ki bırakır mıyım? Bırakmam abi. 1 saatlik worm farmı tamamen elma kasmak. Belki atarsa da anti kalkan atsın diye yaptığım bir şeydi. Çok şansımızı zorlayamadık. Şu dördünü aldık. Ben bunları tabii ki pazar ekleyeceğim. Ama yine de hesap etmek isterseniz 270K zaten nakit kastık. Şu arkadaşı satmayacağım. Bizzat ben kendim kullanacağım. Şu ederse belki 200-300K'ya koyarız. Şunu da aynı şekil 300-500K'ya koysak. Ben neredeyse BM kasmışım hiç yoksa. Başlangıç seviyesi için gayet yeterli. Gayet makul bence. Hemen bankamın en son sayfasına attım. Şimdi diyorum ki biraz görevimizi yapalım. Hatta ondan önce bir skillerimizi açsak daha sağlıklı olacak gibi. Nerede benim Kayışan abim? Kayışan, biz geliyoruz yine. Çok tatlı bir asas olacağız inanıyorum. Aha da geldik. Ver bakayım kankaya. Hadi hayırlı olsun. Artık Assassin skillimize çat çat diye verebiliriz. 3-5 tane de skill açılır. Farm atarken kolaylık olur bize. Hatta dizelim. Şuradan F2 hemen. Stab 2, Stab 1 yapalım.
Bir tane Jap ve Pierce koyduk mu? Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Baktım çok mana yakıyor bunlar. Ezik skill'lere döneriz. Şimdilik böyle kalsın. İlerleyen kısımlarda ben hallederim onu. CV'm benim 4'teydi. Kendi CV'mi kendim atmak istiyorum. Bu başkasını attık iyi mi? Şimdi görevlerimize başlayalım. Biliyorsunuz ki burada pot veren, 2-3K'lık coinler veren görevler var. Bunların hepsini sırayla yapacağım. Hem bize exp olur hem de aralarda gördüğünüz gibi 2-3K para bırakıyor. Bunlar da işimize yarayacak. Hem de cebimize koyarız zaten. Nasıl yapıldığını tabii ki iyi biliyorsunuz. O yüzden çok da fazla uzatmayacağım. Kısa kısa kesitler olarak gösteririm. Görevleri teslim ederken de birlikte veririz. Evet, şansımıza tam son görevi yapacakken BDV geldi. Tıklamamı yaptım tabii ki ama sanırım rakip gelmeyecek. Bugün de 4'te res varmış. Bilmiyorum yeni bir güncelleme mi gelecek yoksa ara bakım olarak mı yapıyorlar? Çünkü coin etkinliği benim çok işime yarayacaktı. Ben oradan Monster Stone falan kasacaktım ama bilemiyorum. İnşallah etkinlikler değişmez. Gerçekten işe yarayan bir şey varsa o da coin etkinliğidir bu oyunda. Geriye kalan hepsi çöp bence. Ama biz işimize bakalım tabii ki. Ben hemen şuradan yüzüklerimi falan alayım. Önceki turu teslim ettim. Çok uzun olmasın diye ikinci turu gösteriyorum. Magellinenlerimi aldım tabii ki. Bunları Magellinen olarak almamın sebebi, olur da 7'ye geçerse pazarda satar, kendimize pot parası yaparız. Başka bir sebebi yok. Bunda da zaten son bir tane görev kalmış. Şimdi verme görevlerine bakın. Hemen sağ tık sağ tık yapıp bitireceğiz olayı. 2 elma. Hemen 2K'mızı aldık. 2 tane daha kankam buyur. Bu ne? Boşluk var burada. Neyse önemli de değil zaten. Biraz HP'ye verelim. Birazdan çünkü setimizi alacağız Folk Village'den. Açılan bir skill'im var mı? Yok, tamam, fark etmez. Şu arkadaşlarınki hemen hazır zaten, teslim edelim. Levelimiz gerçekten iyi artıyor bu arada. Bir tane daha bu ne? Dex 5 veriyor ama bu bende 6 var. Ha, bu çöp, satılacaklar kısmına ayıralım. Bu neydi? Ha, olur kankam, bunu da alalım. Magellinen olarak tabii ki. Şimdi bunu da ayırdık. Arkadaşı hemen kullanalım. Bana lazım olmayacak çünkü. Heh, bu önemli işte. Buradaki arkadaş önemli. Şimdi hemen sebebini anlatacağım size. Bunun iki tanesini satıyoruz. Kendimize para yapacağız buradan. HEPA'da bunun görevi var çünkü. Bir tane dagger'ı al diyor. Pozisyon damage bas. Ben de sana diyor 50K vereyim. Ben de seve seve diyorum tabii ki. Şimdi önce şunları bir okutalım. Fazlalık yapıyorlar. O 20K falan etti lan burası. Vay be, temiz para etti. Beklemiyordum bu kadar. 500K kasmışız ayaküstü. İşte abi azmin gücü. Yani şu ana kadar bence gayet iyi gidiyoruz. Şurada daha bizim upgrade'imiz var. Bezoarları da ayırdım. Belki yarın bir gün kullanırız. Heh, şimdi sen. Tamam, ex görevlerini verelim. Benim size bahsettiğim görevi de göstereceğim. Şunu da alalım hatta. Tak. Tamam, dex takılarımız tamamlandı artık. Ha, bu değil. Hangisiydi o? Bunu da al kankam. Aha işte bu. Bir tane diyor dagger'a pozisyon damage bas. Ben de sana 50K vereyim diyor. Hemen gidip bunu yapacağım şimdi. Şu da 6 ataklıymış lan. Ben bunu nereden buldum acaba? Çok da çirkin bir dagger'mış. Gargamel abi bir tane dagger lütfen. 804 verdik. 50K olarak geri alacağız. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Bunu kesinlikle atlamayın abi. Unutan veya bilmeyen varsa hemen bastım pozisyon damage'imi. Gidiyorum 50K'mı almaya. Ondan sonra zaten görevlerime kaldığım yerden devam edeceğim. Hatta biraz da Silan veya Werewolf farmı atarız diye düşünüyorum. Ama bakacağız tabii ki. Pat 50K. Tertemiz oldu. Başka bir şey var mı? Yok, gerisi çer çöp zaten, tamamdır. Ben yoluma kaldığım yerden devam ediyorum. Görevleri bitirdiğim zaman size bilgi geçeceğim elbette. Evet, Orch Watcher görevimiz de bitti. Şurada bir tane boss gördüm. Onu kesmeden gitmek istemiyorum gerçekten. Bunun içinden Old Mithril Staff atabiliyor. Bunu da pazarda çok makul bir fiyata satabiliyoruz. Neredeyse buz parasıyla aynı fiyatta. Düş bakayım, atmadı, tamam. Sağlık olsun. Biz tonumuzu atalım. Hemen şu görevlerimi falan bir teslim edeyim. Al bakayım Patrick son görevini. Dagger'ımız da hayırlı olsun. Şimdi şu çöp. Şu sol ile. Of, 181 oldu hatamız. Atak çok iyi arttı yalnız. Şu an bayağı Werewolf farmı falan atabiliriz rahatlıkla hem de. Önce bir şunu çıkartalım. Yani çok da fazla işimize yaramayacak. Zaten benim şeyim yok ama. Chickpet yazsak. Aa, oldu.
Şimdi bize ne lazım? 100 voucher, Magic Bag dedik. Tamam, artık bir tane de olsa Magic Bag'imiz var. Monster Stone'un bir taneydi. 3 tane oldu gördüğünüz gibi. Ben Resten'e geleceğini bilmediğim için 20 tane biriktirmişim bunlardan. Gittim onları kırdım. 2 tane MS'yi oradan aldım. Hemen şöyle göstereyim size de. Bir tane kaldı zaten. Yapabildiğim kadar MS yapmaya çalışacağım oradan. Amacım tamamen o. Bir de şöyle yalandan statlarımızı verdik mi? Buradaki arkadaşları bir kontrol edeceğim. Hala yapmadığım görev varsa onları yapacağım. Ondan sonra bir ufak farm atalım diyorum. Bakayım HEPA'da yok. Tamam. Hatta Fogg Village'e gidelim. Burada TP harcamak istemiyorum ben. 2 dakika içinde varıyorsun zaten. Şu anda fena bir keyif alıyorum, bildiğiniz gibi değil. Gönlümden koşmak geçiyor. Gidip koşacağım abi. Fogg Villa'daki görevleri yapayım. Şu setimizi bir giyelim diyorum artık. Hadi devam edelim. Folk'a koşup geldikten sonra levelim cuk oturuyormuş. Tam böyle istediğim set burada. Bunların hepsini yaptıktan sonra artık görev yapmayacağım. Biraz daha farma yönelik işlemler uygulayacağız. Biraz yakmalık, biraz silah farmı falan takılmak istiyorum. Yeteri kadar da atağım var. Şöyle bir test edelim hatta. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir şekilde yapabiliyoruz görevlerimizi. Hatta bayağı doğruyoruz. Yapmak değil. İki atıp geçiyorum hepsini. Diğerleri de böyle kolay olacaktır. Aynı şekilde onları da doğrayacağım. Görevlerin hepsini yaptıktan sonra zaten. Aha ne attı? Old Mace. Bak bu satılır ha. Şu Old Mace. Old Longsword var. Bir tane de Old Woodstep var. Bunlar belki pazarda satılabilir. Bunları çünkü Priest arkadaşlar alıyorlar. Belki 100-200k bir şeyler edecektir. Çünkü 100 coin 200 coin küçük gelebilir. Lakin bunlar şu an bizi resmen kurtarıyor. Yani ihtiyacımız olan parayı buradan çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Baktık satılmıyor. Yollarız NPC'ye. En kötü ihtimalimiz o olur. Neyse daha da fazla uzatmayayım. Ben şu arkadaşları bir tur doğramaya devam edeyim. Görevleri verdikten sonra görüşürüz. Hatta dur şuradan bir atar mı ki Mithril Staff? Yok atmadı. Şunlardan bir tane Mithril Staff düşürmek istiyorum ya. 2,5 hem çok iyi para bence. Bu serverda tam olarak ne kadar ediyor bilmiyorum ama. Atmadın değil mi? Atma. İşte o esnaya geldik abi. Şurada görev yaparken bayağı eskilerde yaşadığımız o partilerden çıktığımız esna denk geldi. Geçerken kestim maul attı. Belki 300-400k ediyor ama gene de bende böyle bir sevinç uyandırdı, sebebini bilmiyorum. Cebimize atmış olduk. Likenleri de bitirdik. Bakarsınız birkaç tane de şuradan alırız. İstemem yan cebime koy yaparız. Bu arada Gorgonzola reise de selamlar olsun. Kendisi yakaladı bizi. Doğru kişiysen eğer diyor. Doğruyum reisim. Bir de kalp atalım kendisine. Çok teşekkür ederim. Hadi devam bakalım. Kendimize bol bol droplar diliyorum. Evet, tüm görevleri yapıp tekrar NPC'nin başına geldim. Şu arkadaşı bir ayırayım satılmayacaklar olarak. Geriye kalanları satarım şimdi ben. Bir de burada bir tane atak dagger veriyordu. Eğer onu da alırsak işimiz çok daha kolay olacaktır bence. Oha, 31 level olduk. Giyebiliyor muyum ben bunları? Şöyle bir denesek hemen. Aha. Aha. İşte şimdi şövalyeye benzedik. İşte şimdi knight oldu yani. Atağım ne kadar şu an benim? Dex'e verelim. Atak olsun biraz daha. Aha kalp yollamış bize kral. Skill'lerden maalesef bir şey açılmıyor. Bakayım. Ha yok, illüzyon açılmış. Lazım da değil. Bakayım dagger alabiliyor muyum? Aha da aldım bile. Şu an var ya cuk oturdu her şey. Şimdi şu ikisini takıyoruz. Şu arkadaşa ihtiyaç kalmadı maalesef çöp. Geriye kalan her şeyi NPC'ye atıp biraz da farm'a oturalım diyorum bakalım. Şimdi rest taşını ayır, bu para edebilir. Tamam, burada başka para edecek bir şey yok zaten. Pazarda satılmaz onlar. Okutalım bakalım. 600K'yı görebilecek miyiz? Aa, göreceğiz galiba. 596. Tamam, görüyoruz. Neredeyse bir M yapacağız nakidi. Vay be. 9K'da öyle. Tam 605K'mız oldu. Şimdi geriye kalan arkadaşlar fazlalık yapmasın. Şunları da hemen bankaya atalım. Yani bu bir işe yarar mı bilmiyorum ama gene de bankaya atmak istiyorum ben. Hop, 283 tane de elma. Vay be. Tamam, güzel gidiyoruz. Tabii ki ben biraz Werewolf'lerde şansımı denemek istiyorum. Burası biliyorsunuz ki vazgeçilmez bir slot. Eğer ki oyuna tekrar yeniden başladıysanız bu slotu kesinlikle farmlamanız lazım. Yıkık seviyelerde muhteşem kurtarıyor ve masrafsız bir farm olacak. Yakmalık atacak. Coin atarsa bir de Monster Stone'umuzu alırız. Eskiden Opal Safir Kristal gibi dropları vardı. Maalesef kaldırdılar. Ama hala bence gayet güzel bir slot.
Ben de tabii ki şansımı deneyeceğim. Şöyle hemen saati paylaşayım. 1.35 diyor. 1.35'i not ediyorum. Üzerimde de 600K para varmış. 600K diye not edelim. Belki kesilen mobu merak ederiz. Belki merak edenler olur. 1461'e kadar ulaşmışız. 1461 diyelim. Ha, burada bir arkadaş farm atacak galiba. Dur sorayım da. Farmlayacak mısın reisim? Görev mi yapıyorsun? Ona göre ben P3'e veya P4'e bakarım zaten. Bakalım görev tamamdır. Arkadaş bir 5 dakikada orasın. Sonra peşine biz başlayalım. İlk güzel dropta görüşelim. Sonra yarım saat yarım saat arayla göstereceğim. İlk dropumuz çok hızlı geldi be. İşte bu çok iyi oldu. Slot böyle seri drop attığı zaman burada farmlaması çok daha keyifli oluyor. Zaten tek yiyorlar gördüğünüz gibi. Çok da zor olmuyor burayı farmlaması. Ayrıyetten %0 masraf. Tek skill artı R atıyorum geçiyorum. İlk artı 8'imizi de şöyle kaldırayım. Süreyi merak eden vardır belki. Yeni aldım NPC'den buff'ları 4 dakika olmuş. 4 dakika içinde ilk drop hayırlı uğurlu olsun diyorum. Artık bu buff'lar bittiğinde bilgi geçeceğim size. Her drop'ta kayıt girmeyeceğim bilginiz olsun. O zaman ilk buff'larımız bittiğinde tekrar görüşelim diyorum ve farm'a devam ediyorum. Evet, ilk yarım saatin sonuna geldik. Şuradaki son beşliği de kesip hemen NPC kısmına geçeceğim tabii ki. Atar mı bakayım son bir tane daha? Yok, atmadı, tamam. Hemen droplarımı paylaşayım sizinle. 2 tane taş attı. 1 tane yumurta ki bu 5K 10K ediyor pardon. 1 tane 8 itemi göstermiştim. Peşine bir tane daha 8 attı. 1 tane de artı 7 attı. Fazla da bir şeyimiz yok. Peki bunları NPC'ye satarsak 3-5 kuruş bir şey eder mi? 17K ediyormuş. Güncel olarak gene ben paramı bir yeme çektim. Şimdi tekrar NPC'den sıfır bufflarımı alıp hatta şunu silelim. Evet, ikinci yarım saate geçiyorum. Ağlar, ben zaten bahsetmiştim. Bugün bir rest gelecek demiştim, hatırlıyorsunuz ki. Saatimiz 4'e geliyor. Yani 1,5 saat kadardır biz slottayız. İkinci NPC kısmını pas geçtim. Çünkü hiç artı 8 atmamıştı. Bir tane daha artı 8 alabildim. O da az önce geldi zaten. Üçüncü yarım saatin içinde geldiği için tekrar bir kayıt girmek istemedim. Ama maalesef ki birazdan server kapanıyor. Oyun bir bakıma girecek çıkacak galiba. O kadar da fazla vaktim yok. Ben bu süreyi biraz daha uyuyarak geçiririm sanırım. Saati hemen paylaşayım. Saat 3 neredeyse. Biz 1.35'te başladık. Yani 1,5 saat kabul etsek çok da yanlış olmaz. Şöyle bir RPR'leri çıkalım. 4'er K tutuyor zaten. Unique item olduğu için. Bakalım coin'e. Üstümde tamam. BM 700K olmuş neredeyse. Hatta dur şunları da bir okutalım. Bende 600K vardı. 1.700 oldu. Yani BM 100K kadar kasmışız neredeyse. Drop kısmına da bakarsak 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Maalesef şanssız olmuş biraz. 8 tane artı 7. 3 tane de artı 8 item'ımız oldu. Bunlar 450K bile desek. Yani BM 300 falan burada olsa, bunlar da 200K olsa, 2, 4, 6, 8, 16, BM 600 de burada var. Neredeyse 3M'e yakın bir miktar yapıyor. 1,5 saat içinde gene 3,5M falan kasmışız. Tamam, bu droplarımızı da aynı şekil bankaya kaldıralım. Artık dediğim gibi birazdan server kapanıyor maalesef. Burada salmayacağım. Hemen Maradon'dan çıkmak istemiyorum. Çünkü masrafsız farm aynı şekil burada oluyor. Buradan sağlam çıkmaya çaba gösteriyorum. Bir bölüm daha burada kısa bir süre vakit geçiririz diye düşünüyorum. Ama artık benim elimden bir şey gelmiyor. Server kapanıyor. Yarına da biraz vakit kalsın hem. Bakalım tekrar görüştüğümüzde hangi slotta takılırız. Ama bir süre daha Werewolf'te takılırım bence. Ondan sonra Keylan tarafına bir bakarım. Belki nakit farmımız olur biraz. Ama bunlar yarının konuları abi. Şimdilik devam edelim. Yarın geldiğimde görüşürüz diyorum. Ağlar, sabah kalktım. Biliyorsunuz ki en son res almıştık. Şu bankamızda biraz patlatılacaklar, artı satılacaklar vardı. Bunları ben biraz eritmek niyetiyle hemen diyorum ki bir anvile götürelim. Ya da bunlar kalsın. Bunların birkaç tane daha görevi var çünkü. Biz satılabilecekleri gidip satalım ya. Dur şunları bir alalım. Tamam, geriye sadece linenler kaldı. Ya şunu bunu kullanır mıyım ben ya? Tamam, bunu da koysak pazara diyeceğim de. Kalsın neyse. Şu arkadaşları da alalım. Ne kadar oldu? 3, 6, 9, 12. Ha, zaten bu kadar satabiliyorum. Başka bir şeyim var mı? Yok, tamam. Gidip pazarımı oluşturayım.
Pazar seyircem de var zaten benim. Bakalım gelirimiz ne kadar gözüküyor. Ben şöyle bir pazar oluşturdum. Yalnız hepsi satılırsa gelecek tutara bir bakar mısınız? Daha buradan çıkmadan 5M yapmışız neredeyse. İnşallah da hepsi satılır. Size de fiyatları göstereyim hızlı bir şekilde. Artı 7'ler 200K, artı 8'ler de 500K. Şöyle startı verdim bakalım. Akşam işten geldiğimde ne var ne yok bakacağım. Ondan sonra tabii ki eritmeye devam edeceğiz. Daha burada satılacak edeceklerimiz var. Bölüm sonu pazarı değil bu. Geçtik bakalım. Görmeyi beklediğim senaryo bu. Karakterin üstünde hiçbir şey yok. Pazarımızda ne var ne yoksa satılmış. Ama şöyle bir şey var. Bunları ben pazara koyamamıştım. Olsun. Bunu da bir sonraki senaryolarda yaparız artık. İşin kötü kısmı karakter otururken level almış. Hatta %52 de ex kasmış üstüne. Şimdi biraz daha zar zor satılacakları şöyle bir ayıralım. Old bilmem nelerimizi. Antilerimizi de koyalım. Şu kalsın belki yarın bir gün lazım olur. O yüzden onu satmayacağım. Bezo aramızda kalsın. Hatta bunu VIPK'ye koyalım. Üzerimde gördüğünüz gibi tam 5M para olmuş. Yani emek işte böyle bir şey. Şimdi ben buraya Wooden Shield'da ne var? Spear. OBM'e koymuş. Pahalı koymuş ya. Small Shield'da bir şey var mı? He, burada da yok maalesef. Benim aradığım şey yok. Peki Sword Breaker var mıdır? Artı 4'ü 3M. Bu 3M ediyor mu ya? Bunun artı 5'i daha pahalı değil miydi sanki? Neyse şimdi 3M'imi oraya yatırım olarak yapmayacağım tabii ki. Sizinle birlikte 5M'i kaldırayım. 1K 3, 1K 3. Daha bunları upgrade yapacağız. Bir de bunları satmaya çalışacağız biliyorsunuz. Şöyle biraz daha para biriktirelim. Şansımızı öyle deneyelim diyorum. Ben gidip biraz farm deneyeceğim tabii ki. Burada bırakmak yok. Farmın sonunda da artık şu karakteri 40 levelin üstüne atarız diye düşünüyorum. Belki finalde de ufak tefek upgrade deneriz bankadakileri. Ama bunlar birazdan gerçekleşecek senaryolar. Şimdilik farm'a geçelim. Evet dostlar, öncelikle bir Kaylan slotuna baktım. Maalesef ki doluydu. O yüzden ben de buraya geldim. Dark Ace'ler artı Direwolf'ler var burada. Yeteri kadar seri olabilirsem de Direwolf'lerden 3-5 tane dızlarız diye düşünüyorum. Yakmalıklar çok hızlı satılıp alındığı için bu slotu gayet öneriyorum. Kendim de öyle yapacağım. Dün yarım kalmıştı hatırlıyorsunuz. Ama levelim biraz fazla olduğu için artık coin atmıyor. O yüzden şansımı burada deneyeceğim. Bu arada Wizard of Borporus'a selamlar, hürmetler buradan. Kendisi bizlere selam yolluyor. Seviliyorsun diyor. Aynı şekilde sizler de öyle. Ve aleyküm selam diyorum reisim. Saatimi hemen paylaşayım sizle. 11.58 diyor. Biz 12, hatta çift 0, çift 0 yazalım. Üstümde 110K para kaldı. Çünkü az önce Wolf aldım ben biraz. 151 adet kadar. Hemen şöyle bir Wolf atıp atağımı göstereyim size. 370 atağım var, şaka gibi. Şuradan bir mobu keselim bakalım nasıl kesiyorum. Ben de merak ediyorum. Çat. Yok, o coin de güzel atıyor. Tamam, biz coin'i de not edelim. 110K yazdık mı? Tamam. Ben artık hazırım. Şöyle tatlı güzel bir farm olur inşallah. Bir saat kadar da kalmayı planlıyorum. En kötü ihtimal 2 tane yakmalık alsak. BM yapıyor zaten biliyorsunuz. 300-500 de nakitten kassak her türlü bizim için kârdır. Hem de exp oluyor. Güzel bir exp kasarız. EMC kısmına sağlam çıktık mı? Oradaki görevler biraz daha zor. O yüzden burada bu emeği vermek bence gayet mantıklı. Hadi devam edelim o zaman. Ben bu sefer direkt bir saatin sonunda göstereyim size. Çok da fazla vakit öldürmeyelim. Geçtik bakalım. Ay yok artık ya. Şu sağ aşağıya bir bakar mısınız abi, bakın. Dark Ace. Received 342. Yalnız yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Ya şöyle bir şey olabilir mi ya? Bak, bunu attı. Priest Impact attığını bilmiyordum. Buna bir tur şaşırdım. Peşine gitti, şunu attı. Gerçi bu kırdırmalık şel yerine geçmiyor ama yine de böyle bir drop'u varmış demek ki buranın. Peşine tak diye attı mı bize bu su? Hemen cebimize koyduk abi. 2,5M. Tertemizinden. Akarı yok, kokarı yok. Bir tane de artı 8 yakmalığımız oldu. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. Serüvene de devam. Saatim de çift 0.16. Ben kaçta başlamıştım? 16 dakikada bu salmışız. Yani Goblin slotuna gitsem 16 dakikada bu satmaz. Bu da bizim şansımız olsun bakalım. Gönlüm temizmiş. Evet, sanırım son drop'umuzu aldık. Aslında 1 saati doldurduk. Lakin ben belki bir tane daha drop atar diye şansımı zorladım. Sağ aşağıdan da görebileceğiniz üzere BDV'miz geldi zaten. Şimdi ona gireceğim. Ödül olarak ne verdiğini hiç hatırlamıyorum ama ne olursa olsun ben ezik levellerde BDV'ye girmeye bayılırım.
Hiçbir şey olmazsa bile PK keyfimizi alırız. Tabii rakip gelirse. Şunu da o zaman birlikte dönelim. Hemen ne kasmışız bakalım. Öl kanka sen de. Sana vurabiliyor muyum? Tamam gel hadi sen de gel. Yaz bana bak farmı bırakamıyorum şu an. Tamam, yeter. Şansımızı zorlamayalım. Droplar gördüğünüz üzere 3 tane artı 7, 2 tane artı 8, 1 tane de buz. Boss var mı burada ona da bakayım. Ya birisi var bu bossları sürekli kesiyor tamam mı? Ben aslında yakalasam keseceğim de birisi benden önce davranıp kesiyor sürekli. Ama neyse ben zaten fazlasıyla kastım bile. Şu arkadaşı ne yaparız bilmiyorum. Satış fiyatı yok galiba bunun. Ama şimdilik bankaya kaldırayım ben. Ne olur ne olmaz. Tamam 20K'da içer çöpler çok para etmedi tabii ki. Ben şöyle satılacaklarımı bir kaldırayım. 2 tane artı 8. Bir tane şu arkadaş. Hiç olmazsa gidip Narki'yi kırdırırız. High class item çünkü bu. Şurada satılacak 2 tane de biliyorsunuz anti kalkanımız var. Ve boss'umuzu da kaldırdık mı? Mükemmel bir farm oldu bence. Saati paylaşayım. 8 geçiyor. Yani 1 saat 8 dakika. 110K ile başladık. 950K'mız oldu. 840K'da direkt nakit olarak almışız. RP'leri çıktığımızda bile. Bir de bunun üstüne BDV kazanırız. Bir de rakip gelir ufak bir BDV PK'sı atarsak bence tadından yenmez. Hadi devam edelim bakalım. Şu BDV'ye bir girelim. Ondan sonra görevlerimize devam ederiz diyorum. Maalesef ki BDV'yi kaybettik. Bir tane 59 level bir arkadaş geldi. 4'e 4 bir kapışma oldu. Adam 5'li attığı kimseyi yere yatırıyordu direkt. Ben de öyle. Pek de bir şansımız olmadı yani. Adam hepimize 3-5 girdi. Bayağı hepimizi kesti yani ikili defansı basıp. 40 level pek bir şey yapamadık. Ben de boş durmayalım. Dedim ki şu kastıklarımızı hemen pazara bırakalım. Şu arkadaş 444K'ya gitmiş. Sebebini bilmiyorum. Bu tam olarak ne işe yarıyor ama ben de koydum belki gider. Şu Old Zamazingo'lar satılırsa ben çok memnun olurum. Diğerleri çok önemli değil. Zaten satılacaktır. Her şey satılırsa da 4,5M gibi bir meblağ üstümüze gelecek. Ben şöyle pazarımı oluşturayım. Üstümde de zaten 1M vardı. Yine 5M'i toplamış olacağız. Biliyorsunuz ki bankada daha busumuz falan var. Mageninenlerimiz var. Onları bir sonraki bölüme bırakalım. Bir sonraki bölüm başında upgrade'e götürürüz. Geçirebildiğimiz olursa aynı şekilde onu da satmaya çalışırız. Ama artık isterseniz yavaş yavaş bölüm sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Destek için bir beğeni atmayı unutmayın diyor. Ve bir sonraki bölümlere kadar da aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.